Birazdan izleyeceğiniz ders uç sonuca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, kaldığımız yerden devam edelim. Daha önce kullandığımız çift yönlü ilişkiler üzerine kurduğumuz cümleleri biraz ilerleteceğiz bu derste. Diğer uygulamalarda ilişkiler üzerine one to many, many to many, anahtar sütun ne biliyorsanız her şey Power BI için de geçerli. Ama Power BI'daki tek spesifik konu ilişkiler anlamında çift yönlü ilişkiler. Çift yönlü ilişkileri daha önce many to many ilişkilerden kurtulmak için kullandığımız köprü tablosu örneğinde aslında yaptık. Köprü tablosunu yaparken bütçeyle ürünler arasına bir kategori köprü tablosu koymuştuk. Çünkü kategorinin bütçesi vardı, ürünün değil. Hem ürünler tablosunu hem de bütçe tablosunu buradaki köprü tablosuyla one to many eşleştirmiştik ve çalışıyordu. Neye göre çalışıyordu? Kategori bazındaki bütün işlemler için köprü tablosundaki kategori sütununu kullandığınız sürece bütün görsellerimiz sorunsuzdu. Ama kullanıcı tecrübesini arttırmak ve daha sade bir model oluşturmak adına şöyle bir öneride bulunmuştum ve yapmıştık. Köprü tablosu dersini tekrar izleyebilirsiniz. Köprü tablosunu gizleyin. Çünkü kategori dolaylı olarak ürünün bir özelliği, ürünler tablosundaki kategorini kullanmak daha kolay ve daha mantıklı. Bu tabloyu gizleyin, aradaki ilişkiyi de çift yönlü yapın demiştim. Şimdi isterseniz gelin bu konunun cümlelerini biraz daha Contoso örneğiyle birlikte ilerletelim. Daha önce yaptığımız Contoso örneğini açıyorum. Ortada bir satışlar tablosu, fact tablomuz, etrafında tarih, müşteri, mağazalar, ürünlerle bağlantısını yaptığımız, ilişkisini kurduğumuz bir model. Tarih tablosuyla satışlar tablosu 3 farklı tarih sütunu üzerinden one to many ilişkili. Aktif olan ilişki tarih sütunu üzerinden. Rapor ekranına geri dönüyorum. Üstte ilişkilerin bir resim var. Kolay anlamak adına, tekrar tekrar aynı sayfaya geçmemek adına. Yazdığımız metrikler var. İlk yazdığımız basit metrik satışlar tablosundaki miktar sütünün toplamını alan, her zaman örneklerde kullandığımız ilk metrik. Satılan ürün sayısı diye bir metrik yazdık. Satışlar tablosundaki ürün ID'ye distinct count çeken bir fonksiyon. Sayma fonksiyonlarıyla ilgili eğer count yazarsanız kullanabileceğimiz bir sürü fonksiyon olduğunu görebiliriz. Aralarında farklar var. Birisi diyor ki ben sadece tek sayarım. Ötekisi numerik sayarım, ben herkes sayarım. Ama bize lazım olan tekil değer sayacak bir fonksiyon. Bütün uygulamalarda genellikle aynı isimle geçiyor. Distinct count. Neredeki distinct count? Satılan ürün sayısı dediğime göre satışlar tablosundaki ürün ID'ye distinct count çeken bir metrik. Diğeri ürün sayısı diye bir başka metrik. Buradaki metrikte satışlar tablosuna değil, eğer kullandığınız tablo isimlerinde, sütun isimlerinde Türkçe karakterler varsa veya boşluklar varsa mutlaka tek tırnakla başlamak gerekiyor. Hangi tablodaki ürün ID distinct count çekeceğiz? Ürün ID diyelim, ürünler tablosundaki ürün ID'ye distinct count çeken bir metrik. Peki basit bir matrise de kategoriler tablosundan, ürün kategorileri tablosundan kategori sütununu düşürdüm. Yazdığımız metrikleri düşürdüm. Satışlar miktar kolay. Satışlar tablosunda kategori, alt kategoriyi bul, ürünleri bul, satışları bul. Ok yönünde gidebiliyoruz. Miktar sütununda gördüğün rakamları topla çık. Satılan ürün sayısı satışlar tablosundaki ürün ID'ye distinct count çekiyor. Gene mantık aynı. Filtreyi propagate et. Filtreyi taşı, önünde kalan satışlar tablosundaki ürün ID'ye distinct çek. Ürün metriği de aynı, ürün sayısı metriği de benzer şekilde ürünler tablosundaki ürün ID'ye distinct çekiyorum. Her bir kategorinin altındaki alt kategoriyi bulabiliyor muyum? Bulabiliyorum. Benzer şekilde ürünlerini bulabiliyor muyum? Bulabiliyorum çünkü ok yönünde gidebiliyorum. Ve matriste gayet mantıklı yorumlamak gerekirse bilgisayarlar kategorisindeki ürünlerden bu kadar miktar satmışız. Satılan ürün sayısı 527'ymiş ama ürün sayısı 606'ymış. Bu ne demek? 606 tane kategorisi bilgisayarlar olan ürünler var ama bunlardan sadece 527 tanesinin satış datası var. Geri kalanlarının yok. Mantıklı bir matris. Ürün sayısı her bir kategori için farklı mı? Farklı. Niye?
gidebiliyorum. Peki, bunu bir matrise düşüreceğim ama farklı bir matrise düşüreceğim. Aynı metrikleri Ctrl-C ve bir kopya aldım. Kategori bilgisini, buradaki kategori bilgisini, alt kategori bilgisini yıl ile değiştireceğim. Tarih tablosundaki yıl sütununu getireceğim. Soldaki matriste her bir kategorinin altında kaç tane ürün var sorunsuz buluyordu yazdığımız metrik. Yazdığımız metrik ne? Ürün sayısı, ürünler tablosundaki ürün ID'ye distinct count çekiyor. Yıl düşürdüm. Satışlar miktar, satılan ürün sayısında hiçbir problem yok. Birebir aynı rakamlar. Ürün sayısının karşılığında aynı rakamı gösteriyor. Neden? Bu tür neden sorularının cevabı hep filtrelerin akışıyla ilgili, filtrelerin ok yönünde gidip gidememesiyle ilgili ve sizin yaptığınız seçimler üzerinden o filtrelerin taşınması sonucunda önünüze kalan setin ne olduğuyla ilgili. Başlayalım. Bir kere burada niye blank gösteriyor? Yıl seviyesinde 2517. Daha önceki derslerden hatırlayın, referential integrity diye bir kavram vardı. Bizim yıl sütunumuz nereden geliyor? Tarih tablosundan geliyor. Tarih satışlarla hangi sütunlar üzerinden ilişkili? 3 tane sütun var. Termin, teslim, transaction tarihi. Blank gözüktüğüne göre bizim transactionlarımızda geçen, transaction tablolarımızda geçen ama tarih tablomuzda olmayan, dolayısıyla eşleşmeyen kayıtlar var demek. Ve eşleşmeyen tüm kayıtlar için tarih tablosunda bir blank, fiktif bir blank satır oluşuyor. Önce bir problemi düzeltelim çünkü yıllarla ilgili bir durum yaratacağım. Okey, hangi tarih sütunundaki tarihler eşleşmiyor? Önce onu bulmamız lazım. Satışlar tablosuna geliyorum. Tarih tablosuna bakalım önce. Bizim tarih tablomuzda 2007, 8 ve 9 yıllarına ait tarihler var. Fact tablosuna bakalım, satışlar tablosuna. Transaction tarihine bakıyorum. 2007 diyor. Şöyle hızla aşağı inersek 2009 diyor. Birebir meç etmesi lazım bu sütunun. Ama aynı şey termin tarihi için geçerli değil. 2010 yılına ait kayıtlar var. Başka var mıymış? En erken tarih neymiş? 2007 sorun yok. Burada da 2010 var teslim tarihi. Bizim tarih tablomuzda 2010 yılına ait tarihler olmadığı için çıkıyor o blank. Tarih tablosuna 2010'u da eklemek lazım. Hızlıca ekleyelim. Transform data geçiyorum Power Query tarafına. Parametrelerini değiştireceğim. Tarih tablosuna geliyorum. Buradaki source kısmında bu tarihleri biz kullanıcıdan istemiştik. 31-12-2009 değil, 31-12-2010 diyeceğim. Template kullanmanın faydaları. Close apply. Bütün yıllara ait bir kayıt eşleşmesi integritesini sağladığımız için artık o blank satırı ortadan kalktı. Ama hala açıklamamız gereken, anlamamız gereken 2517 durumu var. Bütün yıllar karşılığında ve total satırında gösteren. Yıl bilgisini, yıl sütununu bir slicer olarak da ekrana düşüreceğim. Sen bir slicersın ve oradaki bütün yılları seçeceğim. 2010 hariç satış datası 2007, 2008 ve 2009 yıllarını içeriyor. 2010 yılı yok. Okey, yıl problemini düzelttik. Matriste 2517 gözükmeye devam ediyor. Bunu açıklamamız lazım. İlerletelim cümlemizi. Buradaki 2517 için bu matrise koyduğumuz yıl sütunu bir filtre yaratıyor. Nerede yaratıyor o filtreyi? Ok yönünde gidebildiği için satışlarda yaratıyor. Satışlar miktar doğru. Satılan ürün sayısı doğru. Ama burada 2517. Gerekçe her bir yıl için bütün tarihleri, 2007 yılı için bütün tarihleri burayı örneklendirelim. 2007 için bütün tarihleri bir filtre olarak satışlara uyguladığında 1-1-2007, 31-12-2007 tarihlerinde yapılmış ne kadar satış satırı varsa önümüze düşen tablo o. Buradaki filtreyi
tarih tablosundan tarih bilgisi olarak geldi. Satışlarla ürünler tablosu ürün ID üzerinden birbirine bağlı. Elindeki daraltılmış 2007 yılında yapılmış satışların ürün ID'lerini bir filtre olarak ürünler tablosuna doğru taşıyabiliyor mu? Hayır, taşıyamıyor. Çünkü ok yöne gitmesine müsaade etmiyor. Elindeki filtreyi taşıyamadığı için ürünler tablosunun başına geldiğinde orada 2517 tane ürün olduğunu görüyor. Aynı şey 2008 için aynı. Filtreyi taşıyamıyor. Ürünler tablosunun tamamı 2009 için aynı. Total satırı için de aynı. Veri modeli tarafına geri dönüyorum. Yazdığımız metrin filtrelenmesini istiyorsam eğer tarih tablosunda yaptığım seçimler üzerinden buradan buraya gelebiliyorum, sorunum yok. Buradan buraya da gidebiliyorum demem lazım Power BI'ye. Ama şu an gidemiyorum. Dolayısıyla yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bu ilişkiyi seçip yönünü single'dan both'a, çift yönlüye çevirmek. Aynı matrise geri dönelim. Biraz önce her yerde 2517 gösteren ürün sayısı metri bu sefer satılan ürün sayısıyla aynı rakamı göstermeye başladı. Biraz önce filtreleri taşıyamıyorken 2007 yılı için artık taşıyabiliyor. Aynı mantığı, aynı cümleleri kurmaya devam ediyor. Ben de o yüzden aynı cümleleri her seferinde biraz daha ilerleterek kuruyorum. Cümlelerini hiç değiştirmiyor çünkü. 2007, 1-1 2007, 31-12 2007 satışlar tablosuna uygula. 1-0-1 2007 ile 31-12 2007 arasında satılmış olan ürünlerin ürün ID'leri. Bu filtreyi alıyor. Buraya taşıyor. Dolaylı olarak satışlar tablosundaki gördüğü ID'lerin hepsini ürünler tablosunda bulup sayıyor. Bu yüzden rakamlar hem satılan ürün sayısı hem de ürün sayısı bütün yılların karşılığında aynı. Total satırıyla ilgili bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Total satırı da şu an için aynı rakamı gösteriyor satılan ürün sayısıyla birlikte 2235. Peki bizim satış datamız neydi? 2007-2009 yıllarındaki tarihler. Okey. Şu an aktif olan ilişki hangi tarih sütunu üzerinden? Bu gerçekleşen tarihler üzerinden. Okey. Dolayısıyla 2007 ve 2009-2008 haricinde satış datamız yok. Buradaki yıl filtresindeki yapılan seçimleri kaldırıyorum. Biraz önce 2235 gösteren total hücresi bu sefer 2517 gösterdi. Total satırı daha önceki eğitimlerde de bahsettiğim gibi bir toplam satırı değildir. Burası bir özet satırdır ve her zaman için aritmetik toplamı göstermeyebilir. Ve basit cümlelerimizden bir tanesi de şuydu. Her bir hücre için, rakam gördüğümüz her bir hücre için önce filtreler taşınır. Ondan sonra yazdığımız metrikler devreye girer. Filter kontekste basit bir giriş yapmıştık. Yıl bilgisi seçiliyken aynı olan ürün sayısı yılla ilgili filtreyi kaldırdığımda değişti. Şu an bu niye 2235 değil de 2517 gösteriyor. Yıl filtresinde total satırı için düşünelim sadece. Total satırında yıldan gelen bir filtre var mı? Yok. 2007 satırı için 2007 tarihlerin bir filtresi taşınıyor. 2008 için aynı. Ama total satırında yıldan kaynaklanan bir filtre taşıma bu örnekte, bu matriste yok. Çünkü bir seçim yapmadım, kaldırdım hepsini. Dolayısıyla Power BI'nin düşünme şekli, Table Range'in düşünme şekli buradan gelen bir filtre yok, buradan gelen bir filtre yok. Dolayısıyla benim yapmam gereken sadece ürünler tablosundaki ürün ID'yi distinct bir şekilde saymam. Orada da 2517'yi görüyorum. Şuradaki rakamla da aynı.
O yüzden bu yaptığımız seçimlerin ok yönünde filtrelerin akışını, hangi filtreleri taşıdığını anlıyor olmak önemli bir durum. Ve her bir hücrenin hangi görsel olursa olsun, matris olması şart değil, line chart olur, başka chartlar olur, hiç fark etmez. Bir rakam gösteriyorsa her bir rakamı bu filtrelerin akışından sonra elinde kalan set üzerinden hesaplıyor. Ve total satırında yıldan kaynaklanan herhangi bir filtre yok. Dolayısıyla direkt yaptığı bu tablonun başına geçip ürün ID teki saymak. Şimdi biz ne yaptık? Bu doğru sonucu elde edebilmek için gittik ilişkinin yönünü kalıcı olarak değiştirdik. Bu çift yönlü ilişki artık bu modelde bundan sonra yazacağımız bütün metrikler için çift yönlü çalışmaya devam edecek. Şimdi köprü tablosu örneğinde bu ilişkinin çift yönlü olarak kalıcı bir şekilde veri modelinde olması gerekiyor. Çünkü köprü tablosu her zaman için devrede olmak zorunda, çalışmak zorunda bütün metrikler için. Eğer modelleme tarafındaki ihtiyacımız sadece böyle bir veya birkaç tane metrik için bu ilişkinin çift yönlü çalışmasına ihtiyacımız varsa, bütün metrikler için değil, sadece bir iki metrik için çift yönlü çalışmasına ihtiyacımız varsa, o zaman kullanabileceğimiz daha iyi bir yöntem var. Veri modeli tarafına gidiyorum. Buradaki çift yönlü ilişkiyi tekrar tek yönlü hale getirdim. Rapora geri döneceğim. 2517 gene karşımızda, sebebini anladık ama bu sefer. Bu şekilde yazdığım formüle aynen daha önceki role-playing dimensionlarda yaptığımız, kullandığımız use relationship fonksiyonu gibi bir başka fonksiyonumuz daha var DAX'ta. Ürün sayısını ben hesaplamak istiyorum. Formülüm aynı. Distinct count, ürünler, ürün ID. Ama cross filter şu resmi biraz aşağı alalım. Şunu da biraz küçültelim. Cross filter şu iki sütun arasındaki tablonun ilişki yönünü bu formülü hesaplarken bold yap. Single'dan bold'a çevir. Sadece bu metrik için. Eğer ihtiyacımız olan böyle bir durumsa, sadece 1-2 metrik için böyle bir durumun geçerli olmasını istiyorsak, çift yönlü ilişkiyi veri modelinde kalıcı olarak yapmak yerine yazacağımız formüllere bu şekilde müdahale ederek çift yönlü hale getirebiliriz. Diğer bütün metrikler için ilişkinin yönü tek yönlü olarak çalışacak ama sadece bu metrik için ilişkinin yönünü çift yönlü olarak kullanacak. Çift yönlü ilişkiler teknik olarak kullanabileceğimiz bir durum. Okey, kabul. Ama olabildiğince yerinde kullanmak lazım. Köprü tablosu kullanımında kalıcı olarak yapmak zorundayız. Çünkü sürekli aktif olacak. Ama burada sürekli ihtiyacımız yok. Ve çift yönlü ilişkileri hatırlamak gerekecek yazacağımız formüllerde hep. Çünkü filtreler iki yönlü akıyor. Aynen use relationship fonksiyonunda da olduğu gibi cross filter'ı açtığımda bana hangi sütunlar diye soru soruyor. Şu kısmı silelim. Hangi sütunu ilk yazdığınızın veya sonra yazdığınızın hiçbir önemi yok. Ürün ID bu tabloyla bu sütunla bu sütun arasındaki ilişkiyi çift yönlü yap. Eğer işimizi görüyorsa kalıcı olarak veri modelinde çift yönlü ilişki yaratmak yerine cross filter'ı kullanmak daha doğru. Sonrasında yapmamız gereken tek şey bu ürün sayısı cross filter ile ilgili yazdığımız metriği matrise düşürmek.